2006 yılında yöneticimin bana verdiği bir kitapla ben meditasyonla tanıştım. 2009 yılında işi gücü bırakıp gerçekten bir şey yapmam gerekiyor ama o bu değil deyip Himalayalara gittiğimde orada meditasyon ve yoga öğretmeye karar verdim ve ilk yoga öğretmek üzere bir eğitim aldım. Orada başlıyor hikaye. Ondan sonra yoga, işte beden odaklı terapiler, mindfulness, bunların hepsi bu arada. Meditasyon eğitimleriyle hem eğitim veriyorum hem öğrencilik yapıyorum. Ondan sonra 2015'te pratiğe devam ediyorum. Bir yandan da işin bilimsel tarafını desteklemeye başladım. Yüksek lisansa başladım psikoloji. Nörobilim derslerine girdim. Şu an nöropsikoloji eğitimi alıyorum. Ama benim için her şey mindfulness uygulamaları. Temel, merkez, pergelin sivri ucu ve etrafındaki her şeyi onu geliştirmek ve desteklemek için. Çünkü çok inanıyorum yani. Ama sadece bir inanç da değil, çünkü kendi dönüşümüm bunun içinde. Aldığım geri bildirim ve gözlemlerim onlarla ilgili. Yani sadece inancın çok dışında aslında kendi kendime de kanıtladığım ve bütün bu bilimsel şeyler de aslında acaba bir açık var mıdır diye bakıp da tam tersi hepsi bunu destekliyor. Dolayısıyla benim hayat amacım haline dönüştü ve mindfulness'ı yaymak istiyorum yani olabildiğince çok insana. İnsanlarda fark ettiğim, mindfulness uygulamalarını hayatına sokan ve bir süre devam ettiren, istikrar çok önemli insanlarda. Bir defa sorumluluk alıyorlar. Kendi hayatlarının sorumluluğu, herhangi bir kararla ilgili olabilir, sağlıkla ilgili olabilir, tepkisellikle ilgili olabilir, karşı tarafla ilişkide olabilir, her konuda. Yelpaze geniş, her konuda sorumluluk almayı öğreniyorlar. Onun dışında duygu yönetimi çok önemli. Duygu yönetmek, otomatik davranıştan çıkmak, otopilottan çıkmak anlamına geliyor. Ve şimdiki anda kaldığında düşünceyle arana bir mesafe koyuyorsun ve hikaye yazmayı bırakıyor artık zihin. Orada biraz daha dışarıdan bakmayı öğreniyorlar. Bundan başka odaklanma tabii ki ve dikkati sürdürebilme becerisi, o çok önemli. İstediği zaman istediği şeye odaklanıyor ve burada dikkati sürdürmeyi de becerebiliyor. Kişisel olarak gelen insanların bir konuyla geldiğini fark ediyorum. Grup içerisinde o konulara odaklanamıyoruz. Dolayısıyla buna daha bireysel, konuya özgü, kişinin yapısına özgü uygulamaların ne kadarını yaptırabiliyoruz, ne kadarını dönüştürebiliyoruz. Tamamen kişiye uyarlanmış bir seans. Bunun dışında benim psikoloji bilgim, nörobilim, bildiğim beden odaklı terapileri de dahil ediyoruz. 8-10 haftalık süreli seanslar bunlar. Gelen kişi 8-10 haftada bir takım araçlar öğreniyor aslında. Kendi kendine çalışabileceği. Dolayısıyla bir dış desteğe ihtiyaç duymadan yeni karşılaştığı olaylarda kendi içerisinden çözüm üretme becerisi kazanıyor. Yine bu kişinin kendisiyle ilgili ama bu araçları öğrenmiş olarak seansları tamamlamayı hedefliyoruz.